Ne duyduysam, ne bilirsen hepsi doğru. Gençtim, çok gençtim. Cahildim o zaman. Gençlik insanın başına bela oluyor. En çok da kendi başına bela oluyor. Tahir'in bana dedi ki, sen kapına gelen mazluma sırt çevirdin. Yok, çevirmedim. Baktım, kapıda bir bebek. Kapıma bırakmışlar. Üstünde mektupla. Sırt çevirmedim. Bağrıma bastım onu. Çevirmedim. Saniye Hanım. Ben sizi anlıyorum. Tahir'i bırakabilirdiniz. Ona sırt çevirebilirdiniz. Hani günahlarınızı kapatmak için bunu da yapabilirdiniz. Ama yapmadınız. Yapmadım. Yapamam. Beni her günahla suçlayabilirsiniz. Ama kapıma gelene mazluma sırt çevirmedim. Seninki başka. İyi ki de çevirmediniz. Siz Tahir'in hayatını kurtardınız. Tahir de benim hayatımı kurtardı. Bunun için size çok teşekkür ederim. Teşekkür mü ediyorsun bana? Çünkü ben görebiliyorum. Sana yaptıklarım, ettiklerim. Sizi suçlasa mıydım Saniye Hanım? Beni saçımdan sürüklediniz. Defalarca kapının önüne koydunuz mu deseydim? Saniye Hanım, ben sizi gerçekten anlıyorum. Siz Sakine'yi babasına ihbar ettiniz. Deli Tahir'i çok sevdiğiniz için yaptınız. Sonra da Tahir'e söyleyemediniz. Sizi suçlamasın diye. Belki aynı şey değil. Ama ben de Tahir'i polise ihbar ettim. Tahir'i çok sevdiğim için yaptım. Ben de Yiğit'e söyleyemedim. O da beni suçlar diye yapamadım. Öyle değil mi? Sen bana kızgınsın. Öfkelisin. Haklısın da. Saniye Hanım, ben sizi sadece anlamaya çalışıyorum. Yargılamak, suçlamak bunlar kolay şeyler. Ben zor olanı yapıyorum. Keşke siz de yapmaya çalışsanız. Deli Tahir, Sakine'ye sevdalıydı. Bizim Tahir'im sana sevdalı olduğu gibi. Sakine'nin de bir belası vardı. Ha bu Fikret. Senin belan Vedat gibi. Çok çırpıntın. Adı benzemesin. Kader benzemesin dedim. Çok çırpıntın. Yaptıklarım, ettiklerim bundan dur. Ben biraz uyusam ha. Müsaade et.